Merhabalar değerli izleyiciler. Merhaba değerli seyirciler. Bugün çocukluğumuzla ilintili sevdiğimiz bir besin. Bunun üzerinde konuşacağız. Tabii biz sağlıklı yaşam yolcuları olarak besinler, çevre, yaşam ve sağlık ilişkisi üzerinde konuşuyoruz. Dondurma konusu önemli bir konu. Neden önemli? Dondurmanın içeriği açısından çok çok önemli. Dondurmanın geçmişte çocuklukta olan içeriğiyle şimdiki arasında fark olduğunu düşünüyoruz. Yani marketlerde bulunan dondurma ile çocukluğumuzda bulunan dondurma ve halen pastanelerde bulunan dondurma arasında fark olduğunu düşünüyoruz. Bununla da ilgili zaten içeriklere baktığımız zaman da elimize bir takım veriler ulaşıyor. Bu kapsamda öncelikle yaşama sevincinin de beslenme kadar, çevre kadar çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bizi çok coşturan, mutlu eden bir şey gerçeğinde çok çok zararlı değilse bize katacağı yaşama sevincinin çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda dondurma yemek, dondurma ile ilgili belki çalışmalar yapmak, evde yapmak çok çok önemli. Öncelikle çocukluk ve dondurma arasında deyince Çilek Hanım'a sormak istiyorum. Çilek Hanım, çocukluğunuzda dondurma sever miydiniz? Şimdi seviyor musunuz? Ve o zamanki dondurmalarla şimdiki arasında fark var mı sizce? Lezzet, içerik. Şimdi dondurmayı hala inanılmaz severim. Çocuklukta da favori ürünümdü. Evet. Yani dondurmayı yemek inanılmaz keyifli bir şeydi. Dondurma almaya gitmek ve hele yaz aylarında her gün dondurma yerdik. Evet. Hani o bir de çocuklara yapılır diye aman arasında su iç, Hı işte hı. bademciklerin şişmesin vesaire. Benim dondurmayla ilgili şöyle komik bir anım var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi her akşam ailece işte anne baba çocuk şeklinde dolaşmaya çıkarız Evet. yazın. Ondan sonra tabii ki dondurma bunun bir ödülü, bu yürüyüşün bir ödülü. Hem işte yediğimizi yakarız. İşte Hı. yaklaşık 1 saat, 1,5 saat yürüyorduk ailecek yazın her akşam. Hı. Yaşadığımız yerde buna müsaitti. Çıkarız işte çarşıya gideriz, dondurma alınacak. Ondan sonra her seferinde giderken işte bana sorarlar hani nasıl dondurma istiyorsun? Evet. İşte çarşıda da ünlü dondurmacılarımız vesairelerimiz vardı. Babam Maraş usulü severdi. Hı. Ondan sonra işte annem normal pastane içi dondurmayı daha çok tercih ederdi. Ondan sonra ben de her seferinde bu külahta dondurma yerine, o zaman benim çocukluk dönemlerinde böyle yeni yeni çıkıp yani Hı yaygınlaşıyordu, öyle hı. söyleyeyim. Bu hazır dondurmalar, Hı. marka vermeyelim ama hazır dondurmalar vardı. Ondan sonra işte bu buzlukta, bakkallarda satılan dondurmalar Evet. vardı. Ondan sonra ben bunlardan isterdim. Evet. Her seferinde ama her dışarıya çıktığımızda bundan isterdim. Bu hikayenin komik kısmı ise şu. Hı. İşte ilk önce çarşının başında bakkal vardı. İlk önce benim dondurmam alınır. İşte hafif böyle kemirmeye başlardım filan. Hı. Ondan sonra Yani bu hani çubuklu olan dondurmalar. çubuklu dondurmalardan, Evet, evet. tamam. Buzlu olan değil ama onların işte çikolatalı olanları. Hı. Ondan sonra onu kemirmeye başlardım böyle bir yandan. Sonra işte sıra annemin dondurmacısına gelirdi. Pastane Ha, dondurması. siz üç ayrı yerden ala ala Tabii, 3 ayrı gidiyorsunuz. yerden alarak gidiyoruz. Evet. Annemin dondurmacısına gelirdi. Annem pastane dondurmasını alırdı. Ben ondan böyle birazcık tırtıklamak isterdim. Kendi elimdeki duruyor. Babam kızım eriyor elindeki işte onu ye bilmem ne. Ondan sonra en sonunda Maraş usulü dondurmacıya gelirdi. Babamın dondurmacısı. İşte Evet. sade ve kakaolu. Zaten Hı. başka türünü yapmıyorlardı. Onu alırdı. O zaman babama bir teklifte bulunurdum. Hı. Baba dondurmaları değişelim mi? Sen bana sen işte bu şeydeki marketten aldığımız çubuklu dondurmayı ye. Hı. Ondan sonra ben de seninkini yiyeyim. Nasılsa nasıl bir çocuk aklıysa Evet. mantık olarak o ambalajlı dondurma daha çekici geliyordu. Evet, çok ilginç bir şey. O size daha çekici Daha geliyor. çekici geliyordu ve ben Daha onu istiyordum. albenili. Aynen öyle. Ben onu istiyordum. Onu denemek Ama bir istiyordum. şekilde lezzet oraya çekiyor. Lezzet İçi diğer tarafa ve hani işin komik sağlık, tarafı evet. bu her akşam bu tekrarlanırdı. Çok ilginç, Her evet. akşam ben gider önce paketli dondurmaya atlardım. Hani onu almak isterdim. Sanki o bana bir şey veriyordu. İşte diyelim ki diğer insanların alamadığı ya da işte nasıl Evet. diyeyim Daha tercih ayrıcalıklı, edemediği daha daha iyi. ayrıcalıklı, daha iyi olan dondurmayı almak ama Maraş usulü dondurmaya geldiğinde sonum orada biterdi ve her akşam yazık zavallı babam o Vermek durumunda evet kalıyor. Ne Maraş yapsın? usulü dondurmayı Yiyemeden. evet yiyemeden
diğer dondurmayı yemek zorunda kalırdı. Orada bir kelime kullandınız, kemirmek. Aslında siz belki öncelikle çikolatasını yiyorsunuz onun. Evet, Ve aynen öyle. dondurma kısmına temasa geçtiğiniz zaman orada çocuk aklınızda veya istekli devam ettirmek isteği yok. Evet, Yani çünkü tadı çikolata bana garip aslında yediğiniz geliyordu. şey çikolata evet tat evet. Tadı bana garip geliyordu ve bu her akşam tekrarlanan bir şeydi. Tabii yıllar sonra da böyle devam etti. İşte şimdi o nasıl diyeyim? İlk işte çubuklu dondurmaların diyeyim. Çikolatası tabii çok premium bir çikolata değildi. Daha sonrasında işte daha bu kornet tarzı Evet. dondurmalar çıktı. İşte daha sonrasında daha premium çikolatalı dondurmalar çıktı. Ben her o dondurmalar çıktığında denedim. Hepsinde çıktığında denedim. Ama hepsinde de işte yedim. İşte bademli olanını yedim. Ondan sonra işte dış kabuğu çikolatalı bademli olanını yedim. İşte normal fıstıklı olanını yedim. Ama en sonunda lezzet aldığım dondurma Evet. normal marketlerde satılan dondurmalar değil. Pastaneden yapılan daha güzel dondurmalar, yani Maraş usulü Ya daha doğrusu bir past dondurmalar zaten oluyor. şöyle oluyor. Pastanelerde belki 10 çeşitlik bir dolap oluyor. Oradan seçim yapılıyor. Bir de Maraş usulü Maraş dondurmacısı dediğimiz zaman onların önünde iki tane oluyor. Bir kakaolu, bir sütlü, değil mi? Evet, Aslında aynen öyle. onu da ikiye ayırmakta fayda var. Hani Maraş usulü ve diğer pastane dondurmalarını. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi katkı olarak baktığımız zaman bir kısım onun üzerinde durmak lazım ama diğer taraftan da biz küllahta ya da bir pastanede ya da Maraş usulünde yediğimiz zaman dondurmayı çektiğimizde bir uzuyor ve ağza hoş bir tat vererek bir uzama kıvamı var. Evet, doğru. Marketlerde aldığımızda o uzamayı göremiyoruz, değil mi? Tabii Bir canım, buz krem gibi o yani mümkün o değil. parça olarak geliyor. Alıyorsunuz kaşınıza bir parça bir dondurma gibi alması, uzaması görünüşte öyle bir fark var. Tabii aynen öyle bir fark var. Ben bir de burada başka bir şeye de değinmek istiyorum. Ben son yıllarda işte bu sağlıklı yaşam yolculuğuna çıktığımdan itibaren şöyle bir şey yapıyorum. Daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik. Benim bünyem biraz daha alerjik bir bünye. Gıda boyasında mümkün olduğu kadar az tüketmeye çalışıyorum. Hatta tüketmemeye çalışıyorum gibi bir durum oldu. Evet. Ve birkaç senedir şöyle bir soru soruyorum dondurma yerken. Bu arada ben kışın da dondurma yiyebilen ve çok seven bir insanım. Yani yaz kış ayırt etmiyorum. İlla yazın olmak zorunda değil. Ben kışında dondurma arayan, dondurmayı tüketmek isteyen bir insanım. Ve yıllardır da dondurma ile ilgili satın almak istediğim bir ürün vardı. Bunu da daha sonraki bölümlerde aktaracağım. Deneyim olarak. Şöyle bir şey var. Dondurmacıya gidiyoruz. İşte tamam, pastane dondurması diyelim ki. Dondurmacıya gidiyoruz. Şu soruyu yöneltiyorum. Hangisinin içerisinde gıda boyası yok? Aslında gıda boyası derken ona da bir parantez açmak gerekiyor. Şimdi zerdeçal kullanıyoruz. Evde kullanılıyor. İşte çeşitli bu işlerle meraklı olan insanlar için en önemli ürünlerden bir tanesi zerdeçal. Zerdeçalın ne kadar kuvvetli bir boya olduğunu hepimiz görüyoruz. Üstünüze geldi mi çıkması, ele Tabii geldi mi tabii doğru. çıkması. Zerdeçalı bu kadar sağlıklı bir ürünü gıda boyası olarak örnek veriyorum. Limonlu dondurmaya bir kaşık ekleyen formüller var. Bu mükemmel bir şey. Eğer bunu kullanıyorsanız. Ama gıda boyası adı altında kaç tanesi zerdeçal gibi gerçek gıdadır? Ha, Çok az. hiçbiri zaten. Neden? Şöyle diyeyim. Çok affedersiniz. Mavi renkte dondurma var. Evet. Bunu araştırmadık biz ama şu an aklımıza geldi. Mavi renkli dondurmada mavi renkli başka bir bitki olacak. Yediğimiz bir bitki. Onun özütü çıkacak, oraya konacak. Bu bir zor bir durum, değil mi? Aynen öyle. Yani baktığımız zaman çünkü doğada mavi renkli ürünle hemen hemen hiç denk gelmiyoruz. Buna bakmak lazım. Kısa... Kabak Evet, Bey, buyurun kusura içine bakmayın girin. böldüm ama ben onu geçtim, yani mavi renkli dondurmayı geçtim. Hadi diyelim ki bu uç, şunu kabul edebilirim. Bakın, gittik diyelim ki tezgah, hepimiz zaten nedir? Örnek veriyorum, limonlu dondurmadır. Evet. İşte ahududulu dondurmadır. Çikolatalı benim favorilerimdendir. İşte bal badem, fıstıklı.
Bunlar diyelim ki ne limon bulunuyor piyasada. İşte ahududu bulunuyor. Çikolata zaten. İşte bal badem zaten. İşte fıstık zaten. Evet. Bunlarda gerçek ürün rengini kullanalım. Gerçek ürünleri Evet. kullanalım. Bunlara ekstra rengi daha koyulaşsın, daha canlı olsun diye gıda boyası koymayalım da bir tek kenarda mavi olan gıda boyalı kalsın. Evet. Ben bileyim ben bunlardan yersem gıda boyalı değil. Ama Evet. ben gidip de mavi renkli dondurma yersem, örnek veriyorum, gidip gökkuşağı renginde bir dondurma yersem, aa tamam bak bu gıda boyalı ama hadi işte 40 yılda Bileyim en bir yiyeyim. azından. Hı. Bunu yapayım. Ama geçen gün hele bir yolculuk sırasında canım dondurma istedi. Hemen pastaneden alayım dedim. Aldım, şok oldum. Neden? Fıstıklı dondurmanın içerisinde fıstık yok. Rengi Evet. fıstık yeşili. Evet. Yani böyle bir Nereden şey, geldi bu renk? ya böyle bir şey olamaz. Yani ya fıstıklı dondurmanın içerisinde nasıl böyle bir şey? Ya zaten fıstık fıstık rengi yani. Ve fıstığın kilosu da belli. Kilo fiyatı da belli. Her Yani şey. onlar tarafına fıstık gömecek ki o rengi versin. Yani aynen öyle. Hani niye bunu yapıyorlar? Şimdi konuyu şuna bağlayacağım. Muzlu dondurma dolabında satıldığı zaman ne renk oluyor? Sarı Bildiğiniz ki, sarı. evet. Hatta canlı sarı Canlı yani. sarı değil mi? Külaha koyduğu ya Muz da tava. kabuğu renginde sarı. Evet. Muzun meyvesi yediğimiz kısmı ne renk? İşte ten rengiyle çok Ten. açık sarı arası bir renk. Ha. Ten rengi de değil de tam böyle Aslında beyaz, bez, kremsi krem. kremsi, Krem doğru renk. rengi. Evet, Evet. kremsi. Şimdi neden biz muzlu dondurmayı muz istediğimiz zaman eğer içine muz katılmışsa ve süt ana maddesi değil mi? Süt muz kattığınız zaman sütün o beyazını birazcık daha kreme döndürüyor. Neden bununla karşılaşmıyoruz değil mi? Aynen öyle. Şimdi bunlar var gıda boyası dediğimiz zaman. Şimdi gerçekten gıda boyaları şöyle. Başka bir rengin, başka bir gıdanın rengini katılıyorsa hiçbir sıkıntı yok. Bildiğimiz insanların tükettiği, yıllardır beslendiği, buna benim bildiğim işte zerdeçal dedim. Ama diğer taraftan da şu olmalı yani ona zerdeçallı limonlu diye tüketiciye de sunmaları lazım. Bu da işin diğer bir kısmı değil mi? Tabii içinde ne Bilginiz olduğunu olsun. aynen Belki öyle. sizin zerdeçala alerjiniz olabilir. Aynen öyle Hiç olabilir tabii sormadan ki. siz o limonlu dondurmaya bir çay kaşığı, iki çay kaşığı boyuta göre zerdeçal konulan formüller var. Bunun bildirilmesi gerekiyor. Diğer taraftan da yine bilmediğimiz tüm gıdalarda karşılaştığımız katkı maddeleri var, değil mi? Kimyasal denen artık belki inorganik kimyasal kökenli maddeler var. Aynen çikolataların vesairelerin içinde olduğu gibi ya da ambalajlı ekmeklerin içine konulduğu gibi, ambalajlı ürünlerin içine konulduğu gibi. Açıkçası ben bir süredir market dondurmalarından uzak duruyorum kendi adıma. Hem içerik vesaire diğer taraftan da lezzet bana gelmiyor. Şu reklamlara bakıyorum. Maraş usulü tadında. Maraş usulü lezzetinde. Çok güzel. Bakın değerli izleyiciler. Çok kilit bir nokta var. Reklamlarda filanca tadında, süt tadında diyorlar. Bakın süt lezzetinde diyorlar. Ya da ürünlerin üzerinde kocaman bir altın madalya ödüllü. Markette satıcı, dondurma satıcısı ya da ürün satıcısı diyor ki buyurun diyor bu ödül almış. Ne ödülü? Lezzet ödülü diye bir şey icat etmişler. Lezzet ödülü nedir? Üstün lezzet ödülü bir de. Üstün lezzet ödülü nedir? Yani üstün lezzeti, en güzel lezzeti kimyasallarla insanlara tattırıp verebiliyorlar. Bu sağlanabiliyor. Teknoloji bunu sağlıyor. Ama hiçbiri siz sağlık ödülü diye bir şey gördünüz mü? Üstün sağlık ödülü. Hiç görmedim. Öyle bir yarışma yapılabilir ki sağlıklı ürün tüketiciye ulaşıyor. Lezzeti yerinde, tadı yerinde ve bunlar arasında bir de sağlık açısından bir yarışma düzenleniyor. İçinde işte insan vücudu için, hücreler için şu maddeler var. Bunlar var, şunlar var vesaire söyleniyor. Bu böyle bir şey yok. Lütfen dikkat edelim. Üstün lezzet ödülü bence çok gereksiz, yanıltıcı bir uygulama. Böyle bir şeyle ilgilenmenin manası yok. Zaten lezzetten bizi damaktan vurmaya çalışıyorlar. Bağımlılık yapan lezzetten vurmaya çalışıyorlar. Şimdi döndüğümüz zaman şöyle bakalım.
Bir gelato diye kavram var. Gelato dondurması. Zaman zaman yazarız, değil mi? Roma dondurması, gelato dondurması. Şehir merkezlerinde bazı pastanelerde olur. Gelato hani kelime anlamıyla İtalyanca dondurulmuş ürün anlamında kullanılıyor. Şimdi olaya şöyle bakalım. Sağlıklı yaşam yolcuları olarak işte Çilek Hanım, ben ve siz değerli izleyiciler şöyle bir bakış açısının olması gerekiyor. Biz dondurma değil, dondurmanın bileşenlerini yiyoruz. Çünkü ağızda dağılıyor, yok oluyor, sindirim, mide, sindirim sistemi. Bu dondurmanın bileşenleri nelerdir? Buna bakacağız. Bunu merak etmemiz gerekiyor. Yediğimiz her şeyin bileşenlerini merak etmemiz gerekiyor. Ve biz bunu sorduğumuzda, bunu bize servis yapan kişiye sorduğumuzda bilmiyor olabilir. Gidip sakince sorup sakince getiriyorsa yediğimiz bir yerde ya da tükettiğimizde sorun yok. Ama bir iki sorudan sonra ne yapacaksın, satın mı alacaksın vesaire gibi sinirlenme oluyorsa orada durmak gerekir diye düşünüyorum Çilek Hanım, değil mi? Bazen Kesinlikle katılıyorum. sinirleniyorlar soru Bu evet, sorduğumuzda. soru sorduğumuzda sinirleniyorlar. Bir de madem o kadar işte doğalını arıyorsunuz, şusunu arıyorsunuz, Gidin. busunu arıyorsunuz, gidin evinizde yapın Evet. diyen var. Ya ben bu tepkiyle karşılaşmamalıyım. Çünkü şöyle, bence dışarıda yemek yemek şöyle bir şey olmalı. Şimdi hepimiz genellikle çalışan insanlarız. İşte bütün gün yoruluyoruz vesaire. Haftada 5 gün çalışanımız var. Daha şanslı grup diyelim. Haftada 6 gün çalışanımız var. Bu sebeple şöyle bir şey var. İnsan, özellikle kadınlar, ciddi anlamda yoruluyorlar ve gerçekten bazen yapamayacak durumda Noktaya geliyor. oluyorlar. Evet. Benim için dışarıdan yemek yemek, evde yapamadığım, üşendiğim zamanlarda Bir dışarıdan da ödül güveni, aslında. aynen öyle, dışarıdan da güvenerek alabileceğim bir ürün olmalı. Evet. Yani bunu da çok istiyorsan doğalını git evde yap. Yani ben bunu anlamıyorum. Yani sizi cezalandırıyor bir yönüyle de, değil mi? Bizi tüketiciyi, o siz bize mi geldiniz, iş yerimize mi geldiniz? O zaman biz sizi bir cezalandıralım. Evet, kesinlikle öyle. Ve ben şunu anlamıyorum. Örnek veriyorum, bir şeyin satışını mesela hepimiz evde yapıyoruz, değil mi? Ben bazen mesela evde pizza yapıyorum. Evet. Ve işte onun miktarına bakıyorum ki içine, yani ben her şeyi bol malzemeli severim. Hani yani öyle, hani malzemede 3 tane işte sucuk koyayım, bilemedim. Bu arada sucuğu da evde yapıyorum. Onu da bir gün sizinle paylaşırız. İşte 3 tane sucuk koyayım, aman 3 tane işte azıcık bir peynir rendeleyeyim falan değil. Ben gayet bol bol malzemeli, böyle üstünden taşacak, bazen işte hamuru bile fark edemeyeceğimiz şekilde yemeyi severim. Ben mesela o kadar malzeme dolduruyorum içerisine. O pizzayı yapıyorum ve pizzayı mal ettiğim rakam, hani her şeyine baktığımızda 25-30 lira oluyor. Tabii ki içine işte mozzarella peyniri koyarsanız ayrı rakamlar değişir, ama Büyükçe. hani normal kaşar peyniriyle yapılan bir pizzadan bahsediyorum. Ve Ama yok, zaten 30 liraya da büyük pizza yok mu şu an? hayır, 30 liraya da büyük pizza var da, benim koyduğum malzemeyle onların Yok, malzemesi evet. arasında dağlar kadar fark var. Ben onların, hani abartmış olmayayım ama, minimum 25 katı fazla malzeme koyuyorum. Ki hani bunu domatesle vesaireyle şişirmeden Evet. koyduğumu varsayalım. Şimdi ben ona 30 liraya, tamam o kadar bol malzemeli olmasın, herkes bunu sevmek zorunda değil, tamam ayırıyorum. Ama koyarken de örnek veriyorum, bir sucukta en azından gidip de bir dana sucuk alınsın. Tutup da işte beyaz, örnek veriyorum işte beyaz etli hayvanların renklendirilmiş kırmızı kıvamına getirmiş. Çünkü beyaz tavuğun mesela, Evet, o onu da ilginç bir şey, değil düşünüyorsunuzdur. mi? Tavuk eti ve hindi eti beyazsa, hadi hindi eti biraz daha farklı. Tavuk eti beyazsa, pirinç eti beyazsa neden o renkte oluyor, beyaz olmuyor? Evet, bu bir ara yasaklanmıştı. Ben bunu takip ediyordum. Bir ara işte ürün neyse hani kendi renginde olacak gibi bir şey çıkmıştı. Şu anda son durumu bilmiyorum ama hakikaten böyle garip bir renk var. Yani tavuk etinden yapılmış sucuk mesela satılıyor piyasada, görüyorsunuz, kırmızı. Evet. Yani nasıl tavuğun kırmızı Kırmızı etini tabii. çıkartabildiğinizde Pembe. satabiliyorsunuz? Pembe. Bu insanları kandırmaktır. Tutup da kaşar peyniri, şimdi kaşar peyniri de biliyorsunuz çok tartışmalı. Şöyle tartışmalı. İşte kaşar peyniri yerine artık insanlar üzerine şey, eritme peyniri yazmaya başladılar. Evet, ne demek o? Yani aynen öyle. Ne demek o? Hani kaşar peyniri ya da tost peyniri yazıyor mesela Evet, niye üstünde. kaşar değil? Ha, niye kaşar değil? Ama satarken bize çift kaşarlı diye satıyorlar o aldıklarını. Ha,
Aynen öyle. Siz gidip bunlardan koyarsanız, ya hani hiçbir işletme için söylemiyorum. Lütfen üzerinden, tabii ki bunun elektriği var, suyu var, işte dükkanı açmanın zaten belirli bir maliyeti var, ama tutup da %400 kar yapacağız diye Evet. insanlara sağlıksız ürünler yedirmeye çalışmayın. Ya hepimiz evimizde yapıyoruz ve hepimiz belirli maliyetleri zaten görüyoruz. Tabii Tabii ki ki. o maliyetlere satın demiyoruz. Tabii ki işte çalışan maliyeti var vesaire, bir sürü maliyet var. Tabii ki o kadar bol malzemeli koyun satın demiyoruz. Ama en azından alıyorsanız daha sağlıklı almaya çalışın. Rakamı da ona göre belirleyin. İnanın herkes, hemen hemen herkes için konuşuyorum, sağlık adına bu rakamları zaten öderler. Evet, zaten sizin de duyduğunuz bir konu vardı. Maliyet düşürmenin son noktası plastikten pirinç yapmak, değil mi? Ya evet, ben bunu duyduğumda ki bunu yapan firmaların ürünleri de maalesef hani çok gidip alışveriş yapılan, hani çoğu kesimin diye konuşuyorum, market raflarına kadar girmesinden sonra inanın hani şok yaşadım ve dışarıda pirinçli hiçbir şey yiyemiyorum. Duyunca öyle bir etki yaptı, şok etkisi yaptı. Aynen öyle. Evet. Yani bu akıl alır bir şey değil. Şimdi biz dondurma konusunda ben şunu paylaşmak istiyorum. Bir büyüğüm teyzeden dinlemiştim. O çocukluk yıllarını anlatıyor. Mahallesinde çok sevdikleri bir dondurmacı amcaları var. Çocuklar işte toplanıyor, aileler toplanıyor vesaire. Sevenler onun imalathanesine girmişler. İmalathanede büyük bir kazan. Kazanın içinde bir daha küçük bir kazan. Kazanlar arasında buz döküyor. Buzların arasında buz çözülsün, daha rahat dondurma işlemini yapsın diye bir miktar tuz döküyor. Kazanın ortasına dondurma malzemesini katıp ondan sonra kapağı kapatıyor. Tamamen ısı izolasyonunu sağladıktan sonra üzerindeki artık çevirici aletle kolla çevirerek 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 dondurmanın kıvamını arttırıyor. Bir süre sonra tabii daha güçlü kol kuvveti gerekiyor. Ve dondurmayı böyle yapıyor. Mükemmel bir şey değil mi ya şu alet? Mükemmel bir olay değil mi? Kesinlikle öyle. Dondurma bu insanlık böyle yapmış. Bu şekliyle yapmış. İşte mağaradan yararlanmış. Buzlardan. Ya buzla yapıyor işi. Makine aslında yok. Sadece buz var. Buz parçaları var. Buz parçalarıyla aynı şekilde. Şimdi buna çok benzer yapan, evde yapan dondurma makinelerini incelediğimiz zaman aşağı yukarı buna benzer bir mantığı var evde yapılanın. Ve evde yapıldığı zaman biz daha evvel evde ekmek yapımı dan bahsettik. Kendimiz evde ekmek yapımı yapıyoruz. Evde ekmek yapılmasını tavsiye ediyoruz, yapıyoruz. Dondurma da bu noktada. Onda da o durum var. Bunların evde yapılmasıyla ilgili çok çok değişik yöntemler var değerli izleyiciler. Lütfen artık bilgi çağında önemli Google'da, YouTube'da bu kanallarda hepsini incelediğimiz zaman kendimize uygun çok değişik gurmelerin işte yemek şeflerin yaptıkları dondurma tarifleri var, evde var ve kendi bildiğiniz malzemeyle yapıyorsunuz. Bu çok önemli. Düşünsenize siz onunla temasa geçiyorsunuz. Biz de evde dondurma yapılması konusunu ben kendi adıma incelediğim zaman aa dedim işte malzeme dolaba konuluyor, çıkarılıyor, çırpılıyor, çıkarılıyor, çırpılıyor, çıkarılıyor. İmkansız dedim. Bununla kim uğraşacak? Ama zaten bizim en büyük problemimiz şu. Bununla kim uğraşacak dendiği zaman sizin sağlığınızdan birileri 6 ay, 1 sene, 2 sene almaya başlıyorlar. Ya da 1 ay almaya başlıyor. Herkes kendine ölçeğini. Şu var, yaşama zevki bizim çevreyle yaptığımız iletişimle mümkün. Örnek nedir? Bahçende bir şeyler yetiştirmek, bir biber de yetiştirmek, domates yetiştirmek, yemeğini kendin yapmak. Bir insan yemeğini kendisi yaptığı zaman aslında farkında olmadan mutluluk enerjisi salgılamaya başlıyor. Böyle değil, mutluluk enerjisi, hormonu vesaire genel konuşalım. Her zaman hani bilimsel kavramlar değil de daha hoşumuza giden kavramlardan. Dondurma yapıldığı zaman kendin uğraşıyorsun, kendin yapıyorsun. Onun size bir Yemesi çok çok daha zevkli. mutluluğu farklı olmuyor mu? Aynen öyle. Belki de bizim şu zamanda mutsuz olmamızın temel kökeni çevremizdeki her şeyin başkalarından fabrikasyon olarak bize teslim edilmesi ve bizim işlerimizde fabrikasyon olarak başkalarına teslim etmemizden kaynaklanıyor olabilir.
kendimiz bir şeyle uğraştığımız zaman, işte çocuğunuzla, kendinizle, kendi poğaçanızı, kendi simidinizi, kendi dondurmanızı yaptığınız zaman mutluluk Keyfi oralarda gibi. inanılmaz. Kesinlikle keyfi inanılmaz. Kabak Bey, isterseniz şöyle yapalım. Biz bir sonraki programımızda, ilerleyen bir programımızda şöyle bir deneyim paylaşalım. Sanıyorum ikimiz de dondurma yaptık. Çünkü bu konuyu konuşmuştuk kendi aramızda da. Ben neyle yaptım dondurmayı, benim dondurma deneyimim nasıl oldu? Bir dondurma tarifi de verebiliriz. Siz de kendi yaptığınız dondurma deneyiminizi değerli izleyicilerimizle paylaşın isterseniz. Tabii ki Çilek Hanım, teşekkür ederim. Yapalım o programı da. Tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Programlarımızda sizinle sohbet etmek, sizden gelen soruları yanıtlamak da yapacağımız şeylerden bir tanesi olacak ilerleyen bölümlerde. İstediğiniz gibi programlarımızın altına yorum yapabilir, aklınızdaki soruları bize sorabilirsiniz. Memnuniyetle yanıtlarız, bilgimiz ölçüsünde, araştırmalarımız ölçüsünde ya da o konuyu sizin için araştırıp sunabiliriz de. Burada zaten bizim yaptığımız şöyle bir şey var. Çevremizde biliyorsunuz ki birçok programı açtığımız zaman, sağlık programında da her doktorun kendine göre belirli bir fikri var. Her diyetisyenin, her sporcunun, herkesin kendine göre bir fikri var. Biz sizin yerinize şöyle bir şey yapmayı amaçlıyoruz. Biz daha önceki programlarımızda da belirttiğimiz gibi uzman kişiler değiliz. Bu konuda uzman kişiler. Hepimizin kendi dalında bir uzmanlığı var. Fakat sağlık konusunda doktor değiliz, uzman kişiler değiliz. Sadece şunu yapmaya çalışıyoruz. Sizin adınıza bu kadar programı dinleyip, bu kadar saat programı dinleyip, bunu bilimden yola çıkarak, geleneksellikten yola çıkarak ve kendi kişisel deneyimlerimizden yola çıkarak bir sentez yapıyoruz. Ve bu sentezi sizinle, sizin o kadar farklı kişiyi dinleyip kafanızın karışmasını o kadar fazla, çünkü insanın o kadar fazla zamanı da olamaz. Rafları düzenleme gibi Aynen diyebiliriz, öyle. değil mi? Bu sentezleri yapıp sizinle paylaşmayı amaçlıyoruz. Tamamen amacımız budur. Kanalımıza abone olmayı, paylaşıp diğer insanların da bu tarz bilgilerden yararlanmasını sağlarsanız çok seviniriz. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hoşça kalın değerli seyirciler. Hoşça kalın, teşekkürler.